Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Üzeri bol çikolatalı brownie'siyle, altında bulunan şahane kurabiyesiyle enfes bir lezzet yaptım. Kesinlikle denemelisiniz. Bir kere denemeniz zaten sizin müptelası olmanızı sağlayacaktır. Gerçekten de çok çok lezzetli oldu. İlk önce altının kurabiyesini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 125 gram kadar tereyağımızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. İçerisine yarım su bardağı esmer şeker. Burada beyaz şeker kullanamazsınız. Esmer şeker olması lazım. Esmer şekerin verdiği sonuç ile beyaz şekerin verdiği sonuç aynı değil çünkü. Üzerine bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir çimdik kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuz çok az görünse de gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yarım paket kadar kabartma tozumuz ve bir paket kadar vanilyamızı da ilave ediyoruz. Yanıma 2,5-3 su bardağı kadar unumuzu da aldım. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Klasik bir kurabiye hamuru kıvamında hamur elde ediyoruz. Ama birazcık daha yapışkan, yani birazcık daha yumuşak bir hamur olacak klasik kurabiye hamurundan. İçerisine 100 gram kadar parçalanmış çikolata ilave ediyorum. Ben damla çikolatası kullanmadığım için tablet çikolatayı aldım, onları doğradım ve onu kullanıyorum. Kurabiye hamurumuz hazırlandı. Şimdi isterseniz bir dikdörtgen, isterseniz de bir yuvarlak kalıbın içerisine kurabiye harcımızı alın. Ben ilk başta dikdörtgen bir kalıp kullanmak istedim. Daha sonra fikrimi değiştirdim ve yuvarlak bir kalıba geçtim. Kalıbımızın alt tabanına bu kurabiye harcımızı tamamıyla yerleştiriyoruz. Şöyle bir parmak kadar bir kalınlığı olması lazım. Ve bunu yarım saat kadar buzdolabına alıyoruz. Buzdolabında dinlendiriyoruz. Bu sırada brownie'mizi yapmak için çikolatamızı eritelim. 75 gram kadar tereyağının içerisinde 100 gram bitter çikolata, 50 gram sütlü çikolatamızı eritiyoruz. Burada yapmanız gereken ocağın altını en kısık ayarda açmanız çikolatanızın yanmaması için. Yavaş yavaş eritmeniz. Bu biraz sabır isteyen bir şey. Çünkü mum ateşinde eritiyor gibi olması lazım. Şahane bir şekilde eridikten sonra bir kenara alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Biz de o arada yumurtalarımızı çırpmaya başlayabiliriz. Yumurtalarınız küçük ise 3 tane, benim kullandığım gibi büyükse 2 tane yeterlidir. İçerisine yarım su bardağı beyaz şeker ve bir paket vanilya ilave edip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurtanın içerisine yarım su bardağı kadar un ilave ediyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da kakaomuzu ilave ediyoruz ve daha sonra biraz daha çırpıyoruz. Malzemelerimiz birbirine karıştırdıktan sonra bir kenarda soğutmuş olduğumuz çikolatamızı da ilave ediyoruz.
ve aynı şekilde çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz brownie harcımızı buzdolabında bekletmiş olduğumuz kurabiye harcımızın üzerine alıyoruz. Ve gerçek bir lezzet bombası bu. Altı muhteşem bir kurabiye, üzeri ise yumuşacık brownie. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 180 derece fırında ortalama 30 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyeli brownie'miz piştikten sonra bir yarım saat kadar dinlendirdim. İsterseniz üzerini tekrar çikolata ile süsleyebilirsiniz ama ben süslemek istemedim. Kalıptan şöyle kenarlarını biraz küçük çizikler atarak kalıptan ayıralım. Size tüm ayrıntılarıyla göstermek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Altı şahane bir şekilde kurabiye, üzeri ise brownie. Gerçekten o kadar güzel ve lezzetli ki. Hele kurabiyesi çok çok güzel oldu. Yakından tekrar da göstermek istedim. Esmer şeker kullanmamızdaki sebep ise kurabiyemizin böyle kıyır kıyır bir şekilde değil de Starbucks kurabiyelerinin lezzeti oluyor ya, genelde çoğunuz biliyorsunuzdur, böyle yumuşak bir kurabiye. O tarz bir lezzet yakalamak için esmer şeker kullandı kurabiyesinde. Yani kırt kırt bir kurabiye yerine yumuşak bir kurabiye, içi nemli bir kurabiye ve nemini tutması için de kullandığımız o bir çimdik tuz gerçekten çok çok önemli. Gerçekten de çok lezzetli ve çok şahane görünüyor. Kesinlikle özellikle misafirlerinize bunu yapmalısınız. Herkesten tam puan alacaktır. Sizler de bu güzel videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.